günlük hayat kanalından Herkese merhabalar fırın sütlaç tarifi ile karşınızdayız Arkadaşlar üzeri böyle harika bir şekilde kızarmış bir sütlaç yaptım Onun da tarifini sizlere vereceğim şimdi Arkadaşlar ben 2 litre süt kullandım buna 2 su bardağı şeker döktüm ardından pirinçleri ayrı pişirmeyi tercih ediyorum Ben pirinçler daha tane tane kalıyor yani ee, sütle birlikte pişirdiğimizde pirinçler biraz daha sanki sert kalıyor gibi geliyor bana. O yüzden pirinçleri ayrı pişirdim. Bir çay bardağı dolusu pirinci koydum. Güzelce yıkadım. Nişastasından arındırdım. Ve ardından onun da üzerine iki çay bardağı kadar su koydum. Yani üzerine biraz geçecek kadar aslında. Bunu biraz da göz kararı yaptım. Ee, sonrasında pirinçleri pişirdim biraz da sulu kalmasını bekledim. Yani e, pirinçleri pişiriyorsunuz, üzerinde biraz da su kalıyor. O sonrasında e, şekerle karıştırılmış sütün içerisine pirinci ekliyoruz. Yani iki ayrı kapta yapacağız bunu. Sonra sütle buluştur pirinçleri sütlü karışımın yani süt ve şekerin içerisine aldım arkadaşlar ve e, ocağa koydum. Şimdi bu karışımın pirinçlerle birlikte tekrardan pişmesini ve kaynamasını bekleyeceğim. E, kaynadıktan sonra biraz daha e, zamanda geçecek tabi, Hani biraz daha birlikte özlenecekler diyebilirim. Sonuçta pirinci ayrı pişirdiğimiz için e, pirinci de içerisine kattığımızda sütün birlikte bir öz yakalamasını bekleyeceğiz. Bu yüzden biraz daha kaynatacağız. Sütlaç bir yandan oluşmaya başlarken ocakta biz nişastalı karışımı oluşturacağız. Malzeme listesinde bir su bardağı soğuk süt yazmıştım. Onu burası için yazdım. 2 litre sütün dışında. E, nişastayı arkadaşlar yaklaşık 6 kaşık kadar ekledim. E, bu biraz da size kalmış. Hani Kıvamını bir tık daha fazla yoğun olmasını isterseniz 7 kaşık da olabilir. Ben e, yaklaşık 6 yemek kaşığı kadar nişasta ekledim. Bir de bu nişasta kıvamı hani fırınınızda da bağlı fırınınız bir anda pişiriyor e, suyunu atabiliyorsa hani eğer ona göre nişastasını azaltabilirsiniz bile. Ben fırınımın ayarına göre ki genelde birkaç fırında da denediğim üzere söylüyorum bunu 6 yemek kaşığı nişasta yeterli bence. E, arkadaşlar o arada iki pakette vanilyayı bu e, nişastanın içerisine ekledim ve sonrasında bir soğuk su bardağı e, sütü bu nişastanın üzerine döktüm. Neden soğuk diyorum? E, bu seferde nişasta hani sıcak ya da ılık kullanırsak sütü nişasta topak topak olur ve istediğimizi elde edemeyiz. Topak topak olan bir nişasta sütlacının içerisinde erimez. Şimdi e, bir pürüzsüz kıvam elde etmeye çalıştım nişasta ve sütle. Bunu e, sütlacının yani ocakta kaynayan sütlacının üzerine ekliyorum yavaş yavaş ve e, yine hani. Zaten nişasta şey yapmaz, yani topaklanma yapmaz ama yine de bunu kontrollü bir şekilde ekleyerek sütlacın içerisine Evet arkadaşlar sütlaç yine bu karışımı ekledikten sonra biraz daha kaynadı. Şöyle bakarsanız kıvamı biraz daha yoğun diyebilirim. Yani normal süte göre yoğun tabii ki. Fakat çok koyu bir kıvam almasını da istemiyoruz. Çünkü tekrar fırına girecekler. Orada da e, Hani su kaybına uğrayabildiği için O yüzden sütlacınızı çok koyu bir şekilde Kaynatıp fırına vermeyin. Şimdi iyi kötü e, kıvamını görüyorsunuz. Şurada da şöyle biraz yakınlaştırayım. Yani hani e, dökülen kıvamını görün istedim. Bu şekilde fırın kaselerine böldüm. Arkadaşlar bu fırın kaselerinden yaklaşık 10 bir tane yani 10 12 tane arasında çıkıyor kasenize ve koyduğunuz miktara göre değişir tabi ben şu an fırına 7 tanesini koyabildim 200 derece açtım fırını ve tepsiye biraz soğuk su ekledim bununla birlikte üstleri harika bir şekilde kızardılar deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum Umarım beğenirsiniz arkadaşlar farklı videolarda görüşmek üzere hoşçakalın